Merhabalar arkadaşlar. Sameshinler.com için hazırlamış olduğum 22. 23. blog script dersine hoş geldiniz arkadaşlar. Geçen dersimizde bir aksaklık oldu. Videoyu yarıda bırakmak zorunda kaldım. Bu dersimizde artık önceki sonraki butonlarını yapıp blog kısmını bitiriyorum. Ve bundan sonrasında da bu sayfaların yönetimi, referansları, yönetimi, ekibimiz gibi kısımları düzenleyip arkadaşlar artık scriptimi bitirmeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar buradaki kısmımız tamamdı. Artı unutmadan hatırlatalım. Biz burada yaptığımız bizim eksiklerimiz vardı. Eksiklerden bazıları şunlardı. Her içerik için bir resim düzenleme işlemi yapmayı unutmuştuk. Bunları da tabii ki yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi ben kendi şeyime geldim. Buradan sayfalarımdan. Sayfalar mıydı, özür dilerim. Şunu kapatalım. Şunları kapatalım. Şimdi blok kısmımıza geldim. Burada bizim sayfalama kodlamamız, daha doğrusu HTML'imiz hazırdı. Biz şimdi arkadaşlar burayı döşeceğiz. Nasıl? Şimdi arkadaşlar bizim sorgumuzu aldık. Bizim artık şurası sorgu kısmımız olacak. Şu kısmı direkt kesiyorum. Şuraya da SQL diyorum. Ve bağlıyorum. Hemen SQL'imizi yazalım. SQL diyorum. Şunu yazdım. Pardon. Şuradaki tırnak tekini silmem lazım. Şurayı da şimdi düzelteceğiz arkadaşlar. Öncelikle bizim bu SQL'e göre bir tane şey almamız lazım. Veri tabanındaki veri sayısını almamız lazım. Veri sayı diyorum. Eşittir. MySQL numros pardon rows MySQL query diyorum. Buraya B'yi koyuyorum. Select yıldız pardon şuraya direkt SQL'e koyuyorum. Bu bizim sayıyı verecek. Kaçar tane sıralamamız gerektiğini yazacağız buraya. Kaçar diyorum. Buraya 12 diyelim şimdilik. Başlangıç diyelim. Kaç olacak arkadaşlar? Şöyle bir şey yapacağız. Bir PG'yi alayım bundan öncesinde. PG eşittir diyorum. Mesela bakalım bizim şeyimiz neymiş? Blok. Bunu slash 2, 3 şeklinde de yapabiliriz ki ben bu şekilde yapacağım. Geliyorum. PG'de eşittir. Böl 2 diyorum. Bir sorun mu var? Bakalım. Line 51. MySQL, numeros, query, SQL. Herhangi bir sıkıntı olmaması lazım arkadaşlar. Yine varsa da zaten inceleriz. Bakalım, bakayım. Şimdilik şeye gerek yok. Büyük ihtimalle hatalardan biri burasıdır. Şurayı da kaldıralım şimdilik. Şöyle bir şey yapıyorum arkadaşlar. If diyorum. If set bir değeri şöyle diyelim. Empty ise PG ve PG eşit eşit 1 ise veya diyelim hatta şunu evet veya isset bir değeri yoksa diyorum PG'nin şunu yapsın PG eşittir 1 desin. Else zaten PG kendi sayısı olacağı için sıkıntı yok. Bir de is numeric diyelim. Sayı değilse PG diyelim. PG eşittir bu olsun. Bir echo PG diyelim ve bakalım şu anda bize ne verecek. Sayfayı yeniledim. Bir hata verdi. Line 50. Bakalım. Noktalı virgül hatamız mı var? Is numeri PG. Is set eşit eşit 1 ise şuradaki veya'mız yok. Hemen devam edelim. Bakalım bize 2'yi verdi. Eğer biz buraya asla asla yazsak, sayı olmayan bir şey yazsak. Bakın arkadaşlar bir değerini döndürdü.
Herhangi bir sıkıntımız yok. PG'yi aldık. Şimdi bizim için bir başlangıç değerimiz olacak. Diyeceğiz ki arkadaşlar if diyoruz. PG, hatta şuraya gerek yok. Şuradan sonrasını sorgulamamız lazım. If diyorum. PG eşit eşit 1 ise burası else de burası çalışsın. Şuraya diyorum ki başlangıç eşittir 0, bitiş eşittir kaçar diyorum. Else de başlangıç eşittir nedir arkadaşlar? PG çarpı sayfa sayısı çarpı kaçar? Bitişte başlangıç artı kaçar olması lazım arkadaşlar. Şimdi ben bunu şuradaki SQL'de yerine koyacağım. Limit diyorum. Başlangıç virgül bitiş diyorum. Şimdi sayfayı kaydedelim. Şuradaki sorunları artık çözelim. Line 54 tanımlanamayan değişken diyor. Bakalım. SQL biz burada bağlantı diye yapıyorduk. Özür dilerim. Ben bu son zamanlarda başka şekilde kullandığım için bu fonksiyonu hata veriyor olması normal. Bakalım arkadaşlar. Herhangi bir hata yok gibi. 2 dedim. Evet arkadaşlar. Bakın. Şu anda sistemimiz çalışıyor. 12'li sisteme göre çalışıyor. Hatta şunu şimdilik 1'li yapalım. Kaçarı 1'e düşürelim. İçerik sayımız o kadar fazla olmadığı için. Bakalım. 1'den kaçara kadar 0 ve 1. içeriği al diyoruz. Veya page 1'den farklıysa bir daha bakalım. Hala hatamız var gözüküyor. Bir sorguyu görelim. Echo sorguyu görelim. Sayfayı yeniledim. Limit 2'den sonra 3 eleman diyor. Yani bu olmaz. Şöyle diyelim arkadaşlar. Bitiş kaçar olmalı. 2'den sonraki bir eleman alması lazım. Şuraya da bir eksi 1 koymamız lazım arkadaşlar. Onu da hatırladım. Evet. Bakalım. Birinci elemandan buraya kadar. Evet. Bir daha bir test edelim. Sayfa 1 diyelim. Bakalım. Sıfırıncı elemandan birinci elemana kadar. Şu şeyi bir kopyalayalım. Localhost phpMyAdmin diyorum. Pardon. Rot. Logscript. Geliyorum buradan makaleler. Bunu çoğaltıyorum. Sayfayı yeniledim. Şu anda arkadaşlar üçüncü bir içeriğimiz var. 3 diyelim. Bakalım gelecek mi? Geldi. İkinci şeyden sonrasında bir tane içerik getir diyoruz. Bunlardaki asıl olayımız bu bizim aslında arkadaşlar. Ve şu anda sistemimiz çalışıyor. Ben bunu artık şuradaki linklere dökeceğim arkadaşlar. Öncelikle şöyle diyelim. Önceki butonunu oluşturalım. Önceki de ağımıza gelelim. PHP diyelim. Echo link slash blog slash PHP. Burada sorgu yapıyorum. If diyorum PG. Küçükse birden burasını yapsın. Echo bir yazsın. Else de PG'yi bir çıkartıp yazsın. Bakalım arkadaşlar şimdi. Sayfayı yeniledim. Öncekinin üzerine geldim. Bakın arkadaşlar 2 dedi. Bir önceki içeriğe gitti. Bir daha gittim. Bir önceki içeriğe gitti.
Şurasında bir hata vermeye başladı. Bakalım. Sıfır olmaması lazım aslında şurasının. Eşitse küçük veya eşitse diyelim biz şuna. Bir desin. Bakın arkadaşlar şu anda tamam. Ben şuraya eksi 10 yazsam mesela. Bakalım. Hata verdi sistemimiz. Bir de şuraya PG küçük 1 ise diye bir işlem yapalım. PG küçükse 1, birden diyelim. Şuradaki işlemi yapsın. Yine PG 1 desin. Bakın hatamız kalktı. Şimdi devam ediyorum. Buradaki sorgumuzu yaptık. Bundan sonrasında öncekini yapmış oluşturduk. Aynı şekilde bunu sonrakini oluşturacağım. Ama bu sefer bir şeye daha ihtiyacım var. Sayfa sayısına ihtiyacım var benim. Bu veri tabanında kaç sayfamız olmuş oluyor? Sayfa sayı diyorum eşittir. Round'un içerisinde yapıyorum. Sayıyı yuvarlamam gerekiyor. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Veri sayısı bölü kaçar. Bu bize şey verecek arkadaşlar. Veri tabanı kaç sayfa olduğunu verecek bize. Sayfa sayı. Echo sayfa sayı diyelim ve görelim. 3 sayfamız olması lazım. Bakalım. 0 gösteriyor. Bir hata yaptık. Round muydu yoksa? Kodu hatırlayamadım. PHP'de yuvarlama diyelim. Ha, pardon, jail de oluyordu, pardon. Jail hatta bizim için daha uygundu diye hatırlıyorum. Ama hatamız hala devam ediyor. Bakalım. He, gerçi şunlara değişkenlerini tanımlamamışız. Belki de hatamız budur. Bakalım. Line 55 diyor. Sayfa sayı. Jail. Tanımlanamayan değişken. Bir başka bir tane bakalım. Eko şu round lazım bize. Bir üste doğru yuvarlaması lazım. Hatayı inceliyorum. Line 55 tanım. Heh, kaçar birazcık daha şeyde geldiği için arkadaşlar. Sonrasında tanımladığımız için hata veriyor. Şimdi oldu arkadaşlar. Bakın 3 sayfamız var diyor bize. Şimdi şöyle yapacağız. Şeye geldim. Sonrakine geldim. Bu sefer diyorum ki PG küçük veya eşitse ya da şöyle diyelim. Büyük veya eşitse sayfa sayıdan echo sayfa sayı else de buraya PG'yi bir arttırsın. Sayfayı şimdi bir yenileyelim, test edelim. Bakalım arkadaşlar, sayfa sayı normalde 1'de gözüküyoruz. Artık 2 oldu. 3 oldu. Bakın 3'te kaldı. Daha fazla sayfa olmadığı için. Bu şu anda sistemimiz doğru şekilde çalışıyor. Önceki, sonraki şeklinde herhangi bir sıkıntımız yok. Şimdi arkadaşlar şuradaki linkleme sistemini yazacağız. Şurayı siliyorum. Diyorum ki burada sorgulara göre yapacağım. If diyeceğim. Öncelikle PG küçükse 5'ten bu işlemi yapacak. Hatta 7 diyelim şuraya. Burasını yapsın. Else burasını yapsın. Pardon.
Şimdi şuradaki kısmı alalım öncelikle. O kenarda dursun. Ya da dursun şurada. Bir sıkıntı sıkıntı olmasın. Kaybetmeyelim yanlışlıkla. Şimdi diyelim ki arkadaşlar if sayfa sayı küçükse 7'den bunu yapsın. Else de bunu yapsın. Şuraya diyelim ki başlangıç eşittir. DB diyelim. Döngü başlangıç olsun ya da LB diyelim. Ya da gerçi başlangıç diyelim. Döngü başlangıç 0 bitiş L bitiş eşittir sayfa sayı olsun. Sayfa sayıya kadar pardon şuradaki kısımda burası olacak. Else L başlangıç eşittir 0. L bitiş eşittir 7 olarak belirliyorum. Else de sayfa sayısı 7'den büyükse de 7 veya 7'den büyükse de şöyle bir şey yapsın. Burada da bir sorgu yapmam gerekiyor diye hatırlıyorum. If sayfa sayı eksi 5 diyelim, 3 diyelim. Sayfa sayısından 3 çıkarılmış hali küçük mü PG'den? Böyle hatırlıyorum. Değilse de zaten bunu test ederek görürüz. Else de bunu yapsın. Şöyle diyeceğiz. PG kaçsa, bu işlemde herhangi bir şey yoksa, PG başlangıç diyelim. Eşittir. PG eksi 3. L başlangıç tabii ki. L bitiş eşittir. PG artı 3. Şöyle diyelim. Evet. Sayfa sayıdan 3 çıkardığımızda PG'den büyük şeyse küçük veya eşitse burayı yapsın. PG eksi 3'ten şöyle diyelim. L başlangıç eşittir. PG eksi 3'ten L bitiş eşittir. Sayfa sayıya kadar olsun. Ve bunu döngü içerisinde yazdıralım arkadaşlar. For diyorum. X eşittir. L başlangıç. X küçük diyorum. Küçük veya eşit bitiş olması lazım. L bitiş. Belki eşit olmayabilir. Onu test edeceğiz arkadaşlar. Buraya da şuradaki aldığımız değeri artık koyuyorum. Eko diyorum. Şöyle yapalım. Şuraya da link yapımızı oluşturalım. Link diyorum. Slash blog slash buraya x'i yazacağız. Ve buraya da x'i yazacağız. Şimdi bir test edelim bunu çalıştırıp. Sayfayı yeniledim. Hatamız varmış. Line 96. Yanlış bir şey. Şurada noktalı virgül unutmuşuz. Evet arkadaşlar bakalım. Önceki diğeri bir öncelikle. 1'e gelelim. Evet sistemimiz şu anda çalışmadı. Önce bir yazdıralım şuraya. Echo. De başlangıç neymiş? Bunu yazdırmadı. Aslında şu anda 0'la 3 arasında bize döndürmesi lazım diye hatırlıyorum.
bakalım hatamız mı var bir yerlerde. Çünkü hata varsa gözükmeyebilir. Önceki, sonraki. Şu anda bir hata gözükmüyor. Direkt içerisindeki, yani şuradaki kısmı hiç yazmıyor. Şuradaki döngüyü döndürmüyor demek oluyor bu. Şöyle yazdıralım. Evet arkadaşlar, 0. Ne başlangıçta sıkıntı yok, ne bitiş neymiş? 3. O zaman niye yazdırmadı? Bu da güzel bir soru. D A U. X eşittir bundan buna kadar. Şöyle desek daha iyi olacak. Ha, X artı artımız yok. Artı artıyı unuttuğumuz için değilmiş. Buradan buna kadar x artı artı x'i yazdır. Şöyle diyelim biz şunlara. Bakalım bir şey değişecek mi? Line 121. Tırnak hatamız var bir yerde. Şunlar tek tırnak olacaktı. Şurada bir tane çift tırnak var. Tek tırnak tamam olması lazım. Hala çalıştıramadık for'u. Şöyle yapsak nasıl olur? Bakalım. Eko ile değil de direkt şehirlerin içerisindeki değerlere göre yazdırsın. X. Aynı şeyi şurada da yapıyorum. Eko X. Bir de şurası için şöyle bir şey yapacağım. Link diyeceğim. Şu anda herhangi bir sıkıntı yoksa ki var. Bakalım. Blok A. Line 196 bir parantez hatası var. Heh, şimdi anladım. Bizim bu forumuz arkadaşlar yanlış yerdeymiş. Şunu silelim. Şuradaki foru aldım. Şuradan sonra yazdırıyorum arkadaşlar. Bazı hataları böyle görmek bazen zor olabiliyor. Line 196 diyor. Bakalım. Bir yerde demek ki parantez hatamız var. Başlangıç, bitiş, x. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şu foru başlangıç haline getireyim. Buradan düzenlemeye çalışalım. Bir hata yaptım demek ki bir yerlerde. Fark edemiyorum da bu hatayı. Evet, şuradaki foru alayım. Şuraya boolean'ın dışına çıkartıyorum. Şuraya yapıştırdım. Bir daha bir görelim. Evet. Şu anda burası tamam. Şunlara şöyle ekleyelim. Şimdi bir daha test edelim. Hatamız devam ediyor. X'i arttırmadık. Hatayı görelim. Ne başlangıçtan bitişe kadar x arttır. Reflink k ekle. Bloğu ekle. X yaz.
Şu anda bu hatanın neden olduğunu anlamış değilim. İnceleyelim. Şöyle bir şey deneyelim. Şuradaki şey kısmını alıyorum. Şuraya x diyelim. Şuraya da tırnak hatamız var mı? Bildik gördüğüm kadarıyla yok. Şuraya da link diyelim. Bir de şöyle test edelim. Böyle olunca da bir parantez hatası oluştu. Şuradaki for'dan dolayı mı acaba? Evet. Çok saçma hatalarımız var maalesef. Başlangıç değerlerini ben 0 dedim. Bunlar 1 olacaktı arkadaşlar. Birden şeye kadar şuradaki ekoyu da artık silebilirim. Bakın arkadaşlar birden bir yerde daha mı yazdırıyorum ben onu? Evet, şurada yazdırıyorum. Bunu da siliyorum. Evet arkadaşlar şu anda tamam. 3'e gittiğimde bakın 3. sayfaya geldim. 2. sayfaya geldim. Sonraki dedim. Sonraki dedim. Mesela buradan farklı bir sayı yaparsam 1. şeye döner gibi. Artık şuradaki ekoyu da kaldırıyorum. SQL'deki. Burayla da ihtiyacımız yok. Buradaki kısım bitti arkadaşlar. Sayfalama işlemlerimizle beraber burası da bitti. Şimdi arkadaşlar paneldeki resim upload işini yapalım ve bu dersimizi bitirelim arkadaşlar. Sonrasında da şeyler için, arkadaşlar için menü yönetimi ile başlayacağım. Sonra sayfa yönetimi, referanslar, ekibimiz gibi işlemleri de yapıp bu ders serimi arkadaşlar bitiriyor olacağım. Şimdi panelime geldim. Evet, bayağıdır girmeyince hataların olabilmesi tabii ki normal. Tabii ki ben bir de bunların dışında da bazen yaptığım işlemlerden dolayı değiştirebiliyorum. Nasıl diyeyim, bu panelleri kullandığım için. Hataya bakalım şimdi. Tahmin ediyorum şöyle diyelim. .php diyelim. Pardon git. Git eşittir çıkış diyelim. Büyük ihtimalle buradan dolayıdır. Düşündüğüm gibi. Onunla ilgili de bir sorunumuz var arkadaşlar. Onu da çözeceğim. Öncelikle olarak şu makalelere resim ekleme işlemi yapalım ve işlemi bitirelim. Şimdi arkadaşlar biz burada galerimize resimlerimizi ekliyorduk hatırlarsanız. Şuradan bir daha bir ekleyelim. Bir hatamız var mı görelim. Resimleri silmiş olabilirim farkına varmadan. Bir tane resim bulmam lazım. Şeyin içerisinde vardı sanırım. Masaüstünün içerisinde. Asla asla as diyelim. Resmi kaydedelim. Gelelim şuraya. Bakalım resmimiz burada duruyor. Kapattım. Şimdi arkadaşlar ben bu resmi makaleye eklemek istiyorum. Şöyle bir işlem yapacağım. Makalelere geldim. Düzenle dedim. Bunlarda şey oluşturmuş muyum bakalım makaleler. Makale resmi diye bir şey var mı? Sanırım yok. Hemen yapıya geliyorum. Git diyorum. Resim diyorum. Varchar, pardon, int olarak belirliyorum ve kaydediyorum. Bakalım varmış sanırım. Ben mi görmedim? Evet varmış. Göz atalım. Evet, resimler burada. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapıyorum. Panelime geliyorum. Panel. Sayfalar. Makaleler diyorum arkadaşlar. Ve burada listeleme yaptığımız, düzenleme yaptığımız kısma bir tane buton atamam lazım benim ekstradan. Bakalım menüler ekleniyor, düzenleniyor. Şuraya arkadaşlar, şurada kodlamanın içerisine eko diyorum. A oluşturuyorum bir tane. Class, pardon, refik alsın. Şuraya JavaScript diyelim. Şunu ekleyelim. Class'ına da buton
Suggest olsun. Bir de pull write'ı ekliyorum. Sayfayı yenileyelim. Gelmedi. Neden gelmedi? Ha, burası düzenleniyor kısmıymış. Bize düzenle kısmı lazım. Ekleniyor. Ekle, listele. Şuradaymış. Şuraya koyduğumuzda büyük ihtimalle sıkıntısız gelecektir. Butona isim atayalım. Makale resmi belirle diyelim. Şuraya da style padding, pardon, margin 10 piksel diyorum. Birazcık boşluk alsın diye sağdan soldan. Hatta şöyle diyelim. Margin 10 piksele 0 piksel. Şöyle diyelim arkadaşlar. Buna tıkladığımızda bir tane pop-up açacağım ve bu pop-up içerisinden bu resim ve dosya galerisindeki herhangi bir resim seçme işlemi yapacağım arkadaşlar. Şimdi gelelim jQuery'imize. Burada fonksiyon yazacağım şimdi. Diyelim ki bir tane fonksiyon belirleyelim bu butona tıklandığımızda. Galeri aç olsun bunun adı da. Şöyle diyorum. On click galeri aç olsun. Buraya da şeyimizi ekleyelim. Şöyle diyelim bir dakika arkadaşlar. Galeri aç. Şuraya da biz row ID verelim. Pardon, yukarıdan gelen ID verelim. Şimdi bir inceleyelim butonumuzu. Öge'yi denetle diyorum. Bakın arkadaşlar, bu şeyin ID'sini ben bu galeri aça gönderdim. Buradan da çünkü bir şeye tıkladığımda bir sayfayı çağıracağım. O sayfaya tıkladığımda da şey yapacak, bana işlemi yapacak arkadaşlar. Geliyorum şimdi. Şuradan Ajax'ımıza geliyorum. Galeri aç nokta php diyorum. Öncelikle şeylerimi çağıralım. Include'lerimi çağırayım. Include ayar nokta php. Şöyle bir işlem yapalım. Get ID eşittir diyorum. Get. Aslında şöyle yapalım. Bu summation.com'da yapmış mıydım? Şeyleri getirmiştim sanırım da. Bakalım. Bu yazılarda G fonksiyonlarını verdiysem ilk paylaştığım G fonksiyonunu değiştirmek istiyorum. GVP fonksiyonlarını. Bazı fonksiyonları değiştirdim arkadaşlar. İleride olacak özelliklere göre. Bunları da ufak ufak paylaşmayı düşünüyorum. Ama asıl paylaşım, asıl videolardan zaten de ne yaptığımı, ne yapabildiğimi görebilirsiniz. Şöyle diyelim arkadaşlar. Bu fonksiyonlar daha güvenli olduğu için artık daha düzgün çalışabilir hale getirdiğim için bunları kullanmayı düşünüyorum. Burada ben hazırlamıştım. Bu şeyde, pardon, şurada değildi. Şuranın içerisindeki fonksiyonlarda P ve G'yi kopyalıyorum arkadaşlar. Panelimizdeki fonksiyonların içerisine şunları yapıştırıp değiştiriyorum. Hatalarımız olabilir diye. Bunları da göstereyim size arkadaşlar. Fonksiyonlu bu hale getirdim. Burasını, şurasını da bu hale getirdim. Şuradaki is setup'ta şurada da kullansak daha iyi, değeri varsa bu işlemi yap şeklinde. Bunları arkadaşlar göstereyim. Bir daha bunları da siz videoyu durdurup yaparsınız. Buradaki fonksiyonlardaki amacımı daha iyi anlatmış olurum. İleri doğru. Şimdi şöyle diyorum. G ID diyorum. Ben buradan ID'yi çağırıyorum. Herhangi bir sıkıntı yoksa gelmesi lazım. Localhost slash Ajax slash
söyleyemedim. Galeri aç.php diyorum. Bakalım. Ha, burada panel var bir de. Panel slash galeri.php. Herhangi bir hata yok. Fonksiyonlarım çalışıyor demektir bu. Echo ID diyelim bir öncelikle. Gerçi bu ID'yi daha göndermedim. O da ayrı mesele. Şöyle yapalım. jQuery ile geldim. Fonksiyon galeri aç diyorum. ID burası. Ajax başlatıyorum burada. Ve diyorum ki type post virgül şu post büyük yazalım. URL eşittir ajax slash neydi? Galeri aç.php virgül data olarak ID göndermem lazım. Gerçi datayı boş vereyim ben buradan. Virgül suggest diyorum. Fonksiyon bize buradaki şeyleri pop-up şeklinde göstersin. Şey diyelim. Cevap da şöyle diyelim. Galeri pop-up diyelim. Nokta HTML olarak cevabı yüklesin. Cevabı yüklesin. Şuraya kadar tamam. Şuradan da ID eşittir diyorum. Artı ID ile bunu gönderiyorum. Şimdi şöyle yapalım. Buradan takip edelim biz bunu. Sayfayı yeniledim. Tıkladığımızda bakalım bir hatamız var mı? Yok gibi gözüküyor. Tıkladım. Bakalım arkadaşlar. Line 19 yazdırdı. Buraya şu şekilde düşünebilirsiniz. ID eşittir. 19 oldu burası ve çalıştı. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapıyorum. Bir pop-up yazalım bu şey içinde. Web sitesi içinde. Panel içinde. Şöyle bir işlem yapıyorum. PHP diyorum. Pardon. Ne olsun arkadaşlar? Şurada bir tane görünen bir özellik yazmam lazım. Öncelikle şöyle diyelim. Bunu hatta ana sayfaya yazmak istiyorum. Çünkü başka alanlarda da aslında bunu kullanabiliriz. Pek hani şey yapmasak da. İndeksime geldim. Burada yazıyorum. Div class galeri pop up diyorum. Şuna bir tane başlık atacağım. Div class galeri başlık. Şuraya bir tane h2 atayalım. Burası sitenizdeki resimler diyelim. Resim ve dosyalar diyelim. Şuraya kadar herhangi bir sıkıntı yok. Şurada da div class pop sonuç şöyle diyelim galeri pop sonuç diyelim. Div'i koyalım. Şuranın içerisinde de şöyle bir işlem yapalım. Ref diyorum. Pop şöyle diyelim JavaScript. Buraya da x koyalım. Title pencereyi kapat diyelim. Şurasına bir de class pull write'a ekleyelim. Bunları şimdi inceleyeceğiz arkadaşlar. Ne yaptığımızı. Şimdi hemen jQuery dosyamı kapattım. Yok açık tamam. Sayfa yüklendiği anda şunu gizlemesini istiyorum.
Bakalım. Galeri popu pu gizle. Şimdi inceleyelim. Şuradan. Bakalım arkadaşlar. Gizlemedi daha. Niye gizlemedi? Bir kontrol edeyim. Sayfa yüklendiği anda Galeri Pop'u izle. Sanırım bunun bir sonu yok. Jam. Bu da var. Herhangi bir sıkıntı yok. Şunu da ID diyelim. Neden gizlemediğini hala anlamış değilim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bunu inceleyip anlamaya çalışıyorum. Editör. Makale git düzenli 340. Bu neymiş? JS editörün çalıştığı noktaları gösteriyor. Şuna ID diyelim. Öyle deneyelim. ID popu izle. Şu anda inanılmaz ilginç bir şekilde arkadaşlar bunu tam anlamış değilim. Tekrardan bakıyorum. Hide. Acaba yanlış indeksi mi açtım? Diyeceğim de gerçi gözüküyor. Ya da yanlış jQuery'yi mi açtım? Farkına varmadan. Panel. JS. jQuery. Hayır. O da doğru. Neyse arkadaşlar şöyle yapalım. Biz bu şekilde bırakalım şimdilik. Bir sonraki derste ben onun sebebini ve nedenini anlamaya çalışayım. Bulmaya çalışayım. Bulduğumda zaten onu direkt çözümünü buluruz ve yapmış oluruz. Şu anlık bu şekilde kalsın. Ne olduğunu o zaman düşüneyim. O zaman karar vereyim ne olduğunu, ne olacağını, ne yapacağımı. Benim bu dersimde anlatacaklarım bu kadar. Bizim makaleler sayfamızdaki şeyi hallettik. Bundan sonrasında da zaten buraya bir galeri yazacağız. Ve bu galeriye tıkladığımızda istediğimiz makaleye, yazıya ekleme şansı gibi bir işlem yapmış olacağız arkadaşlar. Benim bu dersimde anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.